Evet. Deprem sırasında çadır sattı Kızılay, yiyecek sattı. Ama şimdi öğrendik ki Kızılay'ın başka bir takım skandalları da söz konusu. Ordu Fatsa'da ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi gereken yardım kolileri İsmail Ağa cemaatinin kaçak yurtlarından çıktı. İhtiyaç sahipleri için Kızılay'a bağışlandı. Kıyafetler ve yardım kolileri Ordu'nun Fatsa ilçesindeki İsmail Ağa cemaatine bağlı kaçak yurttan çıktı. Bir Gün gazetesinden Onur Durmuş'un haberine göre Ordu Fatsa'da vatandaşların Kızılay'a bağışladığı kıyafetler ve yardım kolileri Yavuz Sultan Selim Vakfı'na ait yurdun depolarına konuldu ve burada adeta çürümeye terk edildi. Depodaki kıyafetler yerlere saçılmış ve küf içindeydi. Kızılay'ın Fatsa Şubesi Başkanı Adil Keskin, depoyu hatır gönül ilişkisine dayanarak kullandıklarını, herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını söyledi. Kızılay'a ait düğün salonu olarak kullanılan bir binamız var. Ancak orası kirada olduğu için orayı kullanamıyoruz. Yeni bir depoya verecek bütçemiz olmadığı için de bu depoyu kullanmak zorunda kaldık. Tırla gelen yardım malzemeleri ıslandığı için kıyafetler küflenmesin diye kutulardan çıkarıldı. Bir kişi daha gelir mi acaba? Evet, her şeye de bir cevap var gerçekten. Koskoca Kızılay'ın deposu yok, İsmail Ağa cemaatinin deposu var anladığımız kadarıyla.